Arkadaşlar iyi çalışmalar herkese. Veri yapıları derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu geçiş işlemleriyle ilgili iki ders daha yapacağım. Birinde biraz kolay, birinde biraz daha zor bir örnekle şu geçiş işlemleri tam olarak otursun. Ondan sonra ağaçlarda bu arama kısmına doğru gidiyoruz sanırım. Konu başlıklarını hatırlamıyorum da supply'lar, AVL'ler falan başlayacak. Zigzag işlemleri falan onlara doğru gideceğiz. İnşallah en kısa zamanda da veri yapıları dersini bitirmiş bir şekilde tamamlıyor olacağız. Şimdi örneğimiz şu olsun. Geçen dersteki örneğe benziyor. Bu kez biraz daha hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz ve bütün işlemleri yapacağız. Örneğimiz bu. Ben şimdi şunu şöyle küçülteyim. Bu burada kalsın, aynı anda açılıyor mu? Çok güzel, aynı anda açılıyor. Bir tane bizim ağacımız var. İşte kökünde X var. Sol ve sağ alt ağacı var. Sınavda karşınıza çıktığı zaman önce ağacı bir inceleyin. En az bir 30 saniye boyunca ağaca bakın ve ağacın hani şu şekilde inceleyin. Mesela işte kökte X, sol alt ağaçta W var. W kendi arasında iki çocuğa, iki dala ayrılıyor. Pardon. W'nun iki tane çocuğu var. Z ve T burada yaprağı temsil ediyor. Ondan sonra sağ alt ağaçta Y var. Y'nin iki tane çocuğu var. Bu düğümün şu anda dereceleri, bu ağacın dereceleri eşit sol ve sağ alt ağacın vesaire şeklinde böyle hani kendi içinizde soruyu çözümlemeye başlayın yavaş yavaş. Şimdi pre-order ile başlayalım. Pre-order neydi? Kök sol sağydı değil mi? Kökle başla, ondan sonra sol ve sağ git. Kökle başlıyorsam o zaman bir kere x'i alacağım. Ondan sonra x'e gittikten sonra şimdi neye gideceğim? Sol alt ağaca gideceğim. Sol alt ağacın kendi içerisinde kökünü alacağım. Kökü hangisi? W. W'nun solunda ne var? Z sonra T. Yani burayı W, Z ve T diye sıralayabilirim. W, Z, T. Yani her ağaç kendi içerisinde bir daha pre-order, bir daha pre-order oluyor. Aynı şey diğerlerinde de geçerli. Kendi içinde post order'sa kendi içinde de post order oluyor. Şöyle ki mesela şimdi sağ tarafa gittim. Şimdi kök sol sağ kısma gittik. Sağa gittik ama sağ da kendi içerisinde yine pre-order olarak kök sol sağ olarak dolaşacağım. Kökte Y var, solda V var, sağda S var. Yani Y ve S olarak bunu oluşturabilirim. Y ve S bu şekilde. Şimdi post order dediğim şey ne? Post order sol sağ kök. Şimdi sol diyor. Sol tarafta ne var? W var. W'yu yazamam buraya çünkü W'nun solunda bir tane daha var. O zaman ben ne yapacağım? İlk önce Z'yi yazacağım. En solda Z var. Z'yi yazdım. Ondan sonra tire. Şimdi Z'den sonra ne diyor? Sağa git diyor. Sağda ne var? T var. T'yi yazdım. Ondan sonra köke git. Kökte ne var? W'yu yazdım. Şimdi sol sağ köktü. Şimdi bizim solumuz W normalde. Sağımız Y, kökümüz X. O zaman X'i en sonda alacağım. Yani post order'da unutmayın kök her zaman en sonda geliyor. Şimdi buradaki ikinci sağ taraftaki alt ağaca geçtim. Şimdi sağ taraftaki alt ağacı da post order olarak dolaşacağım. Şimdi burada post order olarak dolaştığım zaman ne olacak? Yine sol sağ kök. Solda ne var? V var. Sağda S, kökte Y. O zaman ben buraya V, S, Y. En sonunda bizim genel kökümüz W'yu yazdım. Sonra geldik in order'a. In order'da şimdi neyle başlıyor? Solla başlıyor. Sol kök sağ. Şimdi solla başlayacağım. En solda ne var? Z var. Z ile başlayacağım. Şimdi normalde burada solda W var ama bunun bir solu daha olduğu için yani öncelik gittikçe derine ineceksiniz ve en önceliği bulana kadar derine inmeye devam edeceksiniz. Şimdi en önce ne var? Z var. Ben buraya Z'yi yazdım. Çünkü sol kök sağydı. Kökte ne var? W var. Ondan sonra ne var? T var. Bu şekilde sol kök sağ kısmını yaptım. Z, W, T. Şimdi neydi? Sol kök sağ. Buranın, bu ikili ağacın kökünde hangisi var? Kökünde X var. Hani solunda şey vardı. Normalde W vardı. Kökünde X vardı. Sağında Y vardı. Şimdi X kısmını alacağım. X. Ondan sonra. Şimdi geldik yine sağ alt ağaca. Sağ alt ağaçta ne yapacağım? Yine sol kök sağa göre dolaşacağım. Solda ne var? V var. Kökte ne var? Y var. Sağda ne var? S var. Bu şekilde işlemleri gerçekleştirmiş oldum. Gelene kaldı. Level order kaldı. Level order'da ne yapacağız? Şöyle ki. Level order'da da kökten başla. Soldan sağa doğru git. X ile başlıyorum. X, ondan sonra soldan sağ W, Y, Z, T ve S. Yani soldan sağa doğru bir paralel çizgi oluşturarak onu takip edebilirsiniz. Bu şekilde küçük bir pratik olmuş oldu sizin için. Bir sonraki derste biraz daha kapsamlı bir ağaç. 10-11 elemanı falan olan ağaç. Bu kez 3 dala falan yani 3 tane yani
3 tane ebeveyn demeyelim de. Ne diyelim? Şuranın altına bir düğüm daha ekleriz. Biraz daha işi kompleks hale getiririz. Burada mesela kaç tane düğüm var? 7 tane düğüm var. Düğümün formülünü hatırlıyorsunuz değil mi? 2n-1 diye bir formül vardı. O da aklınızda kalsın. Oradaki n neydi? Yaprak sayısı. Yaprak sayısının bir azaltılmışı neyi verirdi? Yaprak sayısının bir azaltılmış hali neyi verirdi? Onu da video altına yorum olarak üniversitenizle birlikte, zaten lise konusu değil bunlar, üniversite konusu. Üniversitenizle birlikte bırakırsanız çok sevinirim. En azından hangi üniversitelerden izleniyoruz ve hangi üniversitelerde veri yapıları dersi var ve ne zaman izliyorsunuz hala bu videoları, bunu da görmüş oluruz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.